Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber radyasyonun biyolojik etkilerini akut ve kronik olmak üzere iki farklı cinsten inceleyeceğiz. Hep beraber şimdi sırasıyla akut ve kronik radyasyonun ne manaya geldiğini konuşmamız gerekir. Akut ve kronik radyasyon manasına geçmeden önce iki türlü etkinin olduğunu bilmemiz gerekir. Radyasyonun iki türlü etkisi vardır. Birincisi doğrudan etki yani direct efekt dediğimiz direkt etki. İkincisi ise indirect yani dolaylı etki. Direkt etki doğrudan hücre DNA'sını kırarken dolaylı etki bir aracı kullanacaktır. Burada aracı olan şey sudur. Burada aracı olan molekül su olması sebebiyle suyun %80 formda bir hücrenin %80'ini oluşturması sebebiyle de çok tehlikeli bir durum arz ettiğini görüyoruz. Radyasyon direkt etkide DNA'yı kıracak. Dolaylı etkide ise su moleküllerini farklı moleküllere örneğin hidrojen peroksit gibi H2O2'ye veya O- gibi saçma bir yapıya veya HO- dediğimiz yine bir stres ile temsil edilen stresin temsil edildiği bir moleküle çevirecek diyoruz. O halde şimdiden söylemekte fayda var. Dolaylı etki su moleküllerini değiştirirken stres parametreleri oluşturur. Yani bir oksidasyon gerçekleştirir. Oksidasyon hücre için her zaman tehlikeli bir şeydir. Biz bu oluşan hidrojen peroksit O- veya HO- gibi durumlara oksidatif stres parametreleri diyoruz ve bunlar bir türe aittir. Reaktif oksijen Species dediğimiz reaktif oksijen türlerine. Yani bir şey reaktif oluyorsa tehlikelidir diyoruz. Özellikle makale okumalarında. Burada da aynı durumu tekrarlayacağım. Bu aşağıdaki 3 eleman maalesef reaktif hale gelir. Yani suyun başka bir forma dönüşmesi ne, ne sebebiyle oluyor? Bir radyasyon sebebiyle. Şurada sarı gördüğünüz şimşek gibi hareketler nedir? Radyasyonu temsil etmektedir. Şimdi DNA üzerinden konuşalım. Doğrudan hücresel hasarda DNA'nın kırılması, DNA'nın zarar görmesi olduğunu söyledik. Peki burada nasıl etkileyecek DNA'ya? Tabii ki DNA'nın oluşum süreci olan dört aşaması vardır. Bu dört aşama üzerinden etkiyi göreceğiz. Birincisi G1 fazı, ikincisi G2 fazı. Yani özellikle hazırlık fazları. G gap demek boşluk. Hazırlık fazları. S var. Sentez sentez fazı ve M dediğimizde mitoz artık yani her şeyi hazırladı ve son olarak hücreden bir tane daha yapması durumu. Bütün bunların dördü toplamda neyi oluşturur arkadaşlar? Hücresel faaliyet oluşturur. Yani DNA'nın faaliyetlerinin bütününe bu dört faz üzerinden ulaşabiliyoruz. Bu sayede diyoruz ki DNA'nın Hasar görmesi doğrudan hücresel hasar sınıfına girmektedir. Yani bir radyasyon verecek ve doğrudan hücresel hasar oluşturacak. Nerede? Bu dört fazla. Bu dört fazla bir hasar oluşturması durumuna radyo sensitif durum diyoruz. Sensitif duyarlı demek. Radyasyon aldığında onu çok büyüten demek. Onu çok abartan demek. Yani aldığında problem oluşturan demek. Eğer o enerjiyi aldığında problem oluşturuyorsa buna sensitif denir. O zaman radyasyon aldığında da radyo sensitif diyoruz veya radyo duyarlı diyoruz. Tam tersi durum nedir? Dirençli, radyo dirençli veya radyo rezistan diyoruz. Rezistan direnç demekse radyo rezistan veya radyo dirençli dediğimizde anlayacağız ki o safha gelen enerji bir direnç gösterebiliyor. Bunun güzel yanı nedir? Eğer tam o esnada radyasyon alınmışsa bir DNA için o zaman radyo dirençli bir durum var diyeceğiz ve hücre zarar görmeyecek diyeceğiz. Fakat öyle 3 faz var ki bunlar maalesef radyo sensitifler arkadaşlar. Özellikle G1 ve G2'nin radyo sensitif olduğunu biliyoruz. Bunu bir kere not almakta fayda var. G1 ve G2 gap dedik. Yani bir boşluk zamanı gibi hazırlık süreçleri. Bu hazırlık süreçlerinde maalesef eğer bir radyasyon alınırsa veya o faza denk gelirse DNA'yı kırabilir veya DNA'yı değiştirebilir arkadaşlar. Nasıl değiştirecek? Amino asit üzerinden değiştirebilir mesela değil mi? Amino asit değişikliği veya mutant hale getirebilir. Böyle olduğunda da yine problemli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Örneğin G1 fazı eğer bir protein sentezi gibi süreci gerçekleştiriyorsa siz G1 fazının anında radyasyon verdiğinizde o zaman protein sentezi nasıl olacak? Bozuk olacak. Eğer bu, bu protein bir iyon kanalıysa ve normal şartlarda 500 birimlik, 500 pikoamperlik bir potasyum akımı geçtiğini düşünelim. O zaman G1 fazında radyasyon almış bir potasyum kanalı nasıl davranacak arkadaşlar? 500 değil de belki 1000 pikoamperlik veya daha düşük sıfıra yakın pikoamperlik bir akım geçiriyor olacak. Bu iki durumda maalesef işlev bozukluğuna bir işarettir diyoruz. Nerede radyo dirençlidir? S fazında radyo dirençlidir. Özellikle sentez anında hücre hazırlıklıdır. Zaten hücre artık e, gap kısmını geçmiş. Hazırlığı bitirmiş. Artık hazırlığını tamamlamış. Yani kampa girmiş bir futbol takımı gibi düşünün. Kampı bitirmiş. Asıl maç neresi? Sentez yaptığı an. İşte tam bu anda güçlü artık kudretli olduğu için radyo dirençli diyoruz. Burada zaten e, DNA kırılımlarının tamir durumu söz konusu. Öyle olduğu için tamir genlerinin de güçlü rolüyle radyo dirençli bir durum söz konusu S fazı için diyoruz. G2 fazındaki hücreler de maalesef radyo arkadaşlar. Nasıl ki G1 fazında aynıydı. G2 fazında da aynı durum var. Özellikle asla uygun yani bir kopyası oluşacak ya bu asla uygun bir durum oluştururken yeni bir hücre oluştururken maalesef radyasyon geldiği anda yine radyo sensitif davranıyor ve yine mutant bir durum ortaya çıkıyor diyoruz. Maalesef burada da sıkıntı var. Son olarak mitoz fazında M fazında yine bir radyo sensitif durum var. Özellikle artık paketlenme durumu DNA kromozomlara sıkıca paketlenecek ve burada maalesef Özellikle son aşamada artık hücrenin oluşum aşamasında eğer bir radyo, radyo sensitif bir durum olduğu için eğer bir radyasyon gelirse maalesef ölümcül DNA sarmal kopmaları neden olabilir. Özellikle yeni doğanlarda özellikle bebeklerde henüz hücresel faaliyetler tam oturmamışken henüz dokular henüz organlar tam gelişmemişken bir radyasyona maruz kal kalındığı durumda maalesef DNA çift sarmalı kopabilir. Bu da ölümlere yol açabilir diyoruz. Çok tehlikeli. O halde özetle neyi söyledik? G1, G2 ve M fazında sensitif. S fazında ise radyo dirençli bir e, hücre yapımız söz konusudur diyoruz. Bunun temel sebepleri var. Bunun yol açtığı durumlar var. Az önce kısaca söyledik. Eğer DNA kırılıyorsa veya DNA enerjiyle değişecekse, radyasyonla değişecekse o zaman DNA mutasyona uğradı diyoruz. Yani değişti diyoruz. Eğer radyoaktivite dersinin ilk slide'ını hatırlarsanız fiziksel tanımdan çok biyolojik tanımı önemliydi. Neydi? Biyolojik tanım diyordu ki bir enerji, bir ışın geldiğinde o zaman ne yapacak orayı? Değiştirecek diyor. Değişmek demek mutasyon demek. Mutation değişen demek. Mutasyon olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ama biz derslerde mutasyon kelimesini olumsuz manada kullanıyoruz. Eğer bir mutasyon olumsuzsa o zaman hücreyi öldürebilir, hücrenin ölümüne yol açabilir diyoruz. Bu oldukça sıkıntılı bir durum. Durum. Hücrenin ölümünün tam tersi nedir survival yani hücrenin hayatta kalma durumu hücrenin hayatta kalmasını istiyoruz Hücre, hücrelerin faaliyetlerini gerçekleştirip bizim bilişsel kognitif gücümüzü veya işte metabolik gücümüzü işlevsel durumlarımızı daha iyi hale getirsin diyoruz ama radyasyon gibi bir ışın gelirse hücrenin sevmediği bir durum çünkü hassas bir teraziye bir çuval patates koymaya benziyor bu enerji oraya bastığınızda o zaman hücreyi maalesef öldürürsünüz diyoruz. Bunun temel olayı, temel yaklaşımı şöyledir. Bizim burada elde etmemiz gereken şey nedir? Yani radyasyon neden veriliyor? Özellikle kanserli bir duruma gidelim. Sağlıklı bir duruma değil, kanserli bir duruma gidelim. Kanserli bir durumda doku kanserli, dolaylı yoldan hücreler de kanserli hücreler olduğu için onların belirlenmesinde bu fazların etrafında rol alan eğer moleküller varsa onlardan herhangi birinin bu radyasyona verdiği yanıt artık kanser için bir tedavi yoluna götürebilir bizi. Bu bir temel bilim dersi olduğu için şöyle düşünmek gerekiyor. Radyasyon sağlıklı durumda verildiğinde tabii ki bir problem oluşturacaktır. Ama hastalık oluşturan durumda verildiğinde bizim temeldeki hedefimiz nedir? Hastalıkları çözebilmek. E kanser ne? Kanser maalesef çözüm olmayan bir hastalık. Hala çalışılıyor çeşitli alanlarda. Buradaki temel hedeflerden biri biyo belirteş dediğimiz etiket belirlemek. Yani o hastalık görüldüğü anda çözüm önerisi sunabileceğimiz bir molekül olmalı. Neden o molekülü hedefliyoruz? Eğer kanser anda artıyorsa veya azalıyorsa, radyasyona bir, güzel bir yanıt veriyorsa o zaman ilaç tedaviyle de radyoterapi dediğimiz radyoaktif maddelerin kullanımıyla da o bölgeyi temizleyebiliriz demektir. Şu an yapılan çalışmalar oldukça iyi gidiyor. Umuyorum ki biyobelirteçler özellikle kanserli veya patolojik durumlarda çok sık kullanılır hale gelecek. Buradaki slayt çok kıymetli. Bu dersin özeti aslında. Normal şartlarda X ışınları ve gamma ışınlarının non-iyonize, iyonize olmayan radyasyonlar olduğunu biliyoruz. Hangi açıdan? Yapısal açıdan. Bakın etkisi açısından X ışınları ve gama ışınlarının iyonize radyasyon olduğunu biliyoruz. Etkisi o kadar güçlü ki e, MEV mertebesinde ve hatta GEV mertebesinde 10 üzeri 9 elektron volt mertebesinde bir gama ışınından bahsediyoruz. X ışınları da KEV kilo elektron volt mertebesinden başlayıp MEV'lere kadar bir giden bir süreç söz konusu. Enerjisi çok yüksek olduğundan iyonize radyasyon etkisi yapar diyoruz. Eğer klinik bir durumda X ışını veya gama ışını tedavi amaçlı kullanılırsa o zaman bunun iki türlü etkisi olduğunu biliyoruz. Eğer kullanılan doz düşük düşük dozlarla ilerliyorsa bu bir kronik etki oluşturur diyoruz. Şöyle modelliyoruz akılda kalsın diye. Biz mesela hayvan modelleri oluştururken kronik hayvan modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Küçük küçük dozlar vererek o hayvanları alıştırıyoruz ve sonrasında hayvanın hangi modeli yapmak istiyorsak örneğin epilepsi hayvan modeli ise epilepsili davranmasını istiyoruz. Küçük küçük dozlarla onu alıştırıyoruz ve artık o bağımlı hale geliyor. Bu duruma kronik etki diyoruz. İşte burada da küçük radyoaktif dozlarla, küçük küçük radyoaktif çekirdeklerle etki edilmiş veya doğrudan bir ışın kaynağından verilmiş klinik radyasyon düşük dozlarda kronik etki yapar. Kronik etkinin e, oluş ortaya çıkardığı klinik problemler çok 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 daha ciddidir. Kime göre akut etkiye göre. Şimdi kronik etkinin düşük dozlarla sonunda parçalayıcı bir etkisi olduğunu anlamak gerekiyor. Ne gibi? Karşınogenez gibi. Karşınogenez kanser başlangıcı demek arkadaşlar. Eğer siz bir klinik radyasyona maruz kalıyorsanız yani bir hasta olarak ışına, radyasyona maruz kalıyorsanız bu ve sürekli oluyorsa, düzenli bir şekilde oluyorsa o zaman hücrelerde kanser başlangıcı olabilir diyoruz. Bu o inanılmaz olumsuz bir durum. İkincisi organ yetmezliğine yol açabilir. Özellikle akciğerle alakalı bir durumsa akciğerdeki hücrelerin sonlanmasına yol açabilir, solunum sistemini bozabilir. Solunum sistemini bozduğumuzda dolaşım sistemi akciğerle kalp hemen alt alta olduğu için ve kalp gibi bir organ maalesef korunmasız olduğu için, etrafında tampon bölgeler olmadığı için, hücrelerin etrafında destek hücreleri olmadığı için ne diyoruz? Organ yetmezliğine yol açabilir diyoruz. Son olarak da kardiyovasküler risk. Az önce kalpten bahsettik. Kalp korunmasız, ıssız bir yapıda. Öyle olduğu için kalbin etrafındaki damarlar da maalesef bu tarz kardiyovasküler işte problemlere yol açabilir. Mesela damar tıkanıklığı gibi. Yani kalbi besleyen damarlardan biri tıkandığında dolay dolaylı yoldan dolaşımı da bozuyor oluyorsunuz. Bunların hepsi kronik etkiler. Yüksek doza geldiğimizde tek seferli çok güçlü bir doz alındığında akut etki yapabilir. Akut etkilerin yan etkileri, klinik problemleri kronik etkiye göre çok daha masumdur, çok daha düşük dozdadır, çok daha düşük etkilidir. Biz bunlara özellikle sendromlar diyoruz. Yani sendrom demek anlık problemler çözümlenebilir problemler. Ne mesela kanla ilişkili sendrom diyor. Kan akışı anlık bozulabilir. Kan akışının regülasyonu düzeni bozulabilir E buna verilecek ilaçlarla o kanla ilişkili durumu düzeltebilirsiniz. Gastrointestinal problemler diyor. Özellikle işte iç organ ilişkili, işte sindirimle ilişkili veya işte boşaltımla alakalı problemler ortaya çıkabilir diyor. Ama bunlar çok daha küçük problemler. Yani karsinogenezle kıyaslayın mesela. Karsinogenez demek kanser başlangıcı demek. E, gastrointestinal sendromlar çok daha küçük problem olarak kalıyor. Son olarak merkezi sinir sistemi sendromları bu baş ağrısı olabilir veya hafıza kaybı olabilir, anlık veya işte buna benzer işte işitme problemi olabilir, duysal problem de olabilir. Ya da işte görme problemi olabilir. Yine duysal problem merkezi sinir sisteminin beslediği durumlar. Özetle diyoruz ki kronik etki çok daha büyük problemlere yol açarken akut etki çok daha küçük minimal problemlere yol açabilir diyoruz. Kronik etki deyince düşük doz, akut etki deyince de yüksek doz aklımıza gelmeli ve bunun hep bütün şu an konuştuğumuz şey klinik radyasyonla alakalı. Yani bir hastanın radyos, radyasyon alması ile alakalı konuşuyoruz. Bu slaytta oldukça önemli. Neden? Çünkü bu artık dolaylı etkinin bize gösterdiği bir sistem. Dolaylı etki şunu söylüyor. Suya siz radyoaktif bir yapı verdiğinizde, suya radyasyon verdiğinizde iki türlü etki görürsünüz. Birincisi oksidatif stres. Yani stresin yüklenmesi, stresi temsil eden parametreler var. Suyun yapısı değiştiğinde ne olacak arkadaşlar? H2O eksi gibi bir durum olacak mesela. Normal şartlarda böyle bir durum yok. İkincisi ne? Hidrojen peroksit. H2O2. Üçüncüsü nedir? OH eksi. Yani bütün bunların hepsi nedir arkadaşlar? Ros'un artmasına yol açar. Ros neydi? Reaktif oksijen türleri. RNS nedir? Reaktif Nitrojen türleri, yani azot ilişkili durumlar da ortaya çıkabilir. Yani atomik yapıya geldiğimizde oksijen, hidrojen vardı, azot da vardı. O zaman hidrojen, oksijenin değişmesi gibi azotun da değişmesi problemli. Yani öyle güçlü bir enerji ki arkadaşlar su üzerinden atomik yapıyı etkiliyor. Atomik yapı neydi? Biyosistem olarak en küçük yerdi. E bir üst kademeye geldiğimizde su etkiler diyoruz. Bir üst kademeye geldiğimizde makromoleküller hasar yapar. Makromoleküller nedir arkadaşlar? Lipitler ve proteinler veya işte DNA değil mi? bunları düşündüğümüzde bunların hepsinin de etkilenebileceğini bilmemiz gerekiyor. Yani atomik yapıyı etkileyen bir enerji tabii ki suyu da etkileyecektir. Tabii ki makromoleküler yapıyı da etkileyecektir. Lipit hasarı yapabilir diyor. Lipit de yine oksidasyon yapabilir. Dolaylı yoldan da membranın lipit yapısını etkilediğinden membranı hücrem ve hücre, hücre membranını da bozacaktır diyor. Bir patoloji ortaya çıkacaktır. DNA hasarında zaten konuştuk. Özellikle iplik kopması Değil DNA'nın kırılması en beklenen durum. Üçüncüsü ise protein oksidasyonu. Yine bir oksidasyon var dikkat ederseniz. Burada da artık yapısal bütünlük yani protein kopmaları ortaya çıkacak. Buna da ne diyoruz? Mutasyon diyoruz. Amino asit değişikliği diyoruz. Maalesef burada bu problemler ortaya çıkabilir diyoruz. Son olarak radyasyon çalışmaları bize şunu gösterir arkadaşlar. Eğer siz bir temel bilimci olmak istiyorsanız ne çalışabilirsiniz? Genomik çalışabilirsiniz değil mi? DNA'nın durumunu çalışmak istiyorsanız Hatırlarsanız burası replikasyondu, burası trans kcryptpt. son olarak da translasyon vardı. Eğer, eğer replik e e replikasyon çalışmak istiyorsanız DNA ile alakalı bir şey çalışmanız gerekir ve buna genomik diyoruz arkadaşlar. Şimdiden isimleri de bilmek gerekir. RNA durumunda bir şey çalışmak istiyorsanız artık transkripte geçmiş olursunuz. Transkriptomik olarak adlandırılıyor. RNA bilgisi yani işte amino asit dizilimi olabilir, proteinin oluşma az olabilir, peptit çalışı olabilirsiniz. Bunların hepsi transkriptomikse girer. Son olarak özellikle çok güncel olan proteomik yapısı var. Proteomik ise bütün proteinleri kapsar. Bakın 1 milyon protein var diyor. Biz özellikle biyofizik derslerinde sadece yon kanalı cinsini anlatıyoruz ama 1 milyon proteinden bahsediyoruz. Bir hücre için. Bu inanılmaz korkunç bir rakam arkadaşlar. E bu rakam üzerinden de herhangi bir proteini seçip onun üzerinden radyasyon verilerek radyasyon çalışmaları ortaya çıkarabilirsiniz diyoruz. Son olarak biyokimyasal çalışmalar var. Biyokimyasal olarak bakın en az 25 bin tane küçük molekül olduğunu söylüyor. Bunlardan herhangi birine hedefe koyarak onun üzerinden çalışma yapabilirsiniz. Tüm bunların klinik veya praklinik çalışmalarının öncesinde biyoinformatik yapmanız gerekebilir. Biyoinformatik de oldukça güncel. Özellikle koronavirüs çalışmalarında da biyoinformatiğin öne çıktığını biliyoruz. Biyoinformatik sayesinde de henüz herhangi bir deney yapmadan siz orayla alakalı teorik bilgi elde edebilirsiniz. Bilgisayar programları yardımıyla Türkiye'de çok güçlü laboratuvarlar, çok güçlü bilgisayar ortamları var. Bunlara da ulaşarak, onlara da sorular sorarak rahatlıkla bu sistemin nasıl olduğunu inceleyebilirsiniz diyoruz. Bütün bunların temel hedefi nedir? Bütün bunların temel hedefi biyobelirteç dediğimiz biomarker belirlenmesi. Eğer siz biomarker belirleyebilirseniz bunu çok rahatlıkla kanserin tedavisini de buluyor olacaksınız. Bunu yapmak için de pathway dediğimiz yolakların analizlerini yapmanız lazım. Yani bütün sistem sinyalizasyon üzerine ilerliyor. O sinyalizasyon da bir yoldan ilerler. O yolun her köşesinde de bir yolak vardır arkadaşlar. Böyle küçük küçük yollar gibi. O küçük küçük yolları çözerek bütün yolu çözebilirsiniz. Umuyorum ki siz de bunlara aday olacaksınız. Bugünkü dersimiz bu kadar. Eğer sorunuz, katkınız varsa tekrar bunun üzerinden konuşabiliriz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.